Merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta programda yok yok. Hakikaten öyle söyleyeyim. Zaten gündem çok yoğun bir haftaydı. Hem siyasetin gündemi yoğun, hem hepimizin gündemi yoğun, vatandaşın gündemi yoğun. Şimdi her şeyi ele almaya çalışacağız. Cem Gariboğlu cinayet, pardon, Münevver Karabulut cinayeti. Katili Cem Gariboğlu cezaevinde canına kıydığı biliniyordu ama yeni gelişmeler var. Şimdi Münevver Karabulut'un, daha doğrusu Cem Gariboğlu'nun mezarının açılması talep ediliyor Münevver Karabulut'un ailesi tarafından. Çok enteresan gelişmeler var bunu. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'le konuşacağız birazdan. Şimdi bu enteresan bir başlık, bir konu Türkiye'nin gündemine tekrar oturan. Onun dışında siyaset, Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı ODTÜ'ye gitti. Gidecekti, yani plan öyleydi ancak öğrencilerin protesto gösterisi sonrası gitmekten vazgeçti. Hem bu gelişmeler var, hem Temel Karamollaoğlu'nun bugün yaptığı 3. ittifak artık gündeme geldi. Seçim kanununun değişmesi her şeyi değiştirdi açıklamaları. Çünkü siyasette gündem yoğun. Bu Deva Partisi, Gelecek Partisi niçin sürekli muhalefet içerisinde tartışmalara yol açıyor? Ve neden muhalefet seçmeninin büyük bir bölümü Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin samimiyetine inanmıyor? Bu meseleyi ele alacağız. Akademisyen, araştırmacı Nurettin Kalkan'la konuşacağız ama hepsinden önce konut fiyatları. Bu hafta epey gündem oldu hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alması neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü konut fiyatları Covid pandemiden bu yana uçtu gitti, aldı başını gitti. Nedir bunun nedeni? Konut fiyatları yukarı gidince kiralar da yukarı gidiyor. Ev kiralamak imkansız, orta sınıf bir kişinin hayatı boyunca çalışsa, para biriktirse ev alması imkansız hale geldi. Neden böyle bir şey oldu acaba? TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan'la konuşacağım öncelikle bu başlığı. Hakan Bey, merhabalar. Merhabalar. Şimdi tabii gözler özellikle bu vatandaşlık meselesinde. Çünkü işte Türkiye ilk önce 1 milyon dolardı değil mi? 1 milyon dolara ev alana vatandaşlık veriliyordu. Daha sonra bu 250 bin dolara düşürülmüştü. Şimdi yeni bir kararla 400 bin dolara ev alanlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyor. Bu nedenle mi konut fiyatları yukarıya gitti acaba? Neden konut fiyatları bu kadar yukarı gitti? Aslında tamamen buna bağlamamız doğru olmaz. Birden fazla sebebi var Reşin Hanım. Şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle biliyorsunuz döviz kurlarının aniden çok yükselmesi inşaat maliyetlerini inanılmaz derecede artırdı. İnşaat maliyetleri artınca tabii ki inşaat firmaları yeni konut üretimi konusunda çok iştahlı davranmadılar. Çünkü maliyetler artmıştı. Her geçen gün daha da artıyor. Ve inşaat firmaları kendi maliyetlerini hesaplama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar ve yeni konut üretiminde bir yavaşlama meydana geldi bununla beraber. Öyle olunca zaten biz 2020 yılında hatırlarsanız devlet bankalarının yapmış olduğu konut kredi kampanyasıyla beraber eldeki tüm stoklara yakında bitirmiştik. Hem stokları bitirdik hem yeni konut üretimi yavaşladı. Bir yandan talep var ama bunu karşılayacak arz yok. Öyle olunca da tabii ki fiyatlar yukarı yönlü gitmeye başladı. Arz ve biliyorsunuz piyasalar hep arz ve talep dengesi belirler. Burada şu anda arz çok kısıtlı, yeni konut üretimimiz yok ama karşılığında da ciddi bir talep var. Şöyle örnek verebilirim. Ya Hakan Bey, şeyi anlayamadım ben. Konut üretimi yok diyorsunuz da her yer inşaat ya. Nasıl yeni konut üretimi yok? İşte şöyle, alınan inşaat ruhsatları bu yıl yine bir nebze daha iyi Nevşin Hanım. Onun dışında 2019-2020 yıllarında şöyle bir örnek verebilirim. Aslında bizim her yıl düzenli olarak Türkiye olarak 800 bin konuta ihtiyacımız var. Ama biz 2019 ve 2020 yıllarında biz bu konutları yapamadık. Yani yeterli derecede inşaat ruhsatı alınamadı. Sevinici haber şu, biz 2021 yılında 700 bin konut için ruhsat alındı. Ama bunların da tabii yapılacağı anlamına gelmez. Bunların da yapılması bir süre. Eğer bu alınanlar yapılırsa ve yine 2022 yılında da yine bu ruhsat sayıları artar ve devam ederse o zaman bir rahatlama olabilir. Ama burada ben şöyle bir... Peki bu inşaat maliyetleri etkiler mi? Hani inşaatçı şey diyor ya her gün fiyat almamız gerekiyor. Piyasa çok volatil. Evet. İşte hem bu dolar nedeniyle hem yukarı giden akaryakıt fiyatları nedeniyle her gün fiyat alıyoruz. Hani bu acaba belirsizlik de mi inşaat yapmaya yapmaktan alıkoyuyor firmaları diyeyim? Yani öngöremiyor mu insanlar? Doğru, çok doğru. Aynen öyle oluyor. Çünkü maliyetler her geçen gün artıyor. Her gün yeniden maliyetler artıyor. Yeniden fiyat almaları gerekiyor. Öyle olunca da inşaat firmaları yeni bir konut üretimi yapma konusunda çok iştahlı davranmıyorlar. Çünkü sizin de az önce söylediğiniz gibi
maliyet hesabı yapma konusunda çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Öyle olunca da yeni konut üretimi yavaşladı. Aslında burada TOKİ'ye büyük bir iş düşüyor. Yani TOKİ'nin asıl da görevi burada alt gelir grubuna sosyal konutlar üretmekti. Ama son zamanlarda daha çok markalı konutlarla beraber şu anda projelerin içerisinde görüyoruz. Aslında TOKİ'nin yine tarıma elverişli olmayan, orman vasfını kaybetmiş alanlarda alt gelir grubuna sosyal konutlar üretmesi gerekiyor. Ve bunu hızlandırması gerekiyor. Kendisinin yanı sıra da yine özel inşaat firmalarına da bu konuda bizim devletimizin devlet destekleri olması gerekiyor Nevşin Hanım. Hem vergi konusunda hem teşvik konusunda eğer desteklenirse özel inşaat firmaları piyasadaki arzın sayısını artırabilirsek yani piyasayı eğer rekabetçi bir piyasa haline getirebilirsek en azından bu fahiş artan fiyatlar bir nebze olsun rahatlar. Meral Demirkıran şöyle bir yorum yapmış izleyicilerimizden. Diyor ki şimdi faizler indirildi ya, faizler indirileceğin dolar da belli bir şeyin altında tutuluyor 15'in. Hani insanlar da parasını korumak için birikmiş parası olan şimdi faize yatırsa enflasyonun altında kalacak. Dolar alsa şimdi yani 15'in altında tutuyor devlet bunu bir şekilde. Bu sefer para kaybediyorum diye hissediyor. Çünkü piyasada hissedilen enflasyon başka. Onun için de parası olan da konut almaya yöneldi. Bunun da bir etkisi var mı acaba? Bu da doğru tespitlerden birisi. İnsanlar enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için emtiaya yöneldiler. Emtia da Türkiye'de de Türk insanı gayrimenkulü seviyor, gayrimenkule yatırım yapmayı seviyor. Gerçekten de her dönem gayrimenkul yatırım anlamında çok sağlam bir enstrüman olmuş ve kendini kanıtlamış bir yatırım aracı. İnsanlar ellerindeki nakitleri tamamen değerini kaybetmemek adına, değerini korumamak adına konuta yöneldiler. Konuta yönelince Nevşin Hanım bu da talebi artırdı. Biliyorsun işte talep artıyor fakat bunun karşılığında talebi karşılayacak nitelikte ne yazık ki arzımız yok. Öyle olunca da panik alımları da gelmeye başladı. Onu da söyleyelim. Onların da çok etkisi var. Acaba ben şimdi alamazsam 6 ay sonra alabilir miyim? Acaba ben şu anda hani paramı verip de bir konut almazsam ilerisinde çok daha yüksek bedelden alırım endişesi İnsanları bu süreçte çok ciddi panik alımlarına da itti diyebiliriz. Doğru, o da var. Doğru söylüyorsunuz, kesinlikle o da var. Peki bu şimdi 250 binden 400 bine çıkarıldı ya, bir de onu sorayım. Onun bir etkisi olacak mı piyasaya şu anda? Şöyle belki ya çok olumlu bir etkisi olacağını açık söylemek gerekirse çok düşünmüyoruz biz. Aslında burada olması gereken herhalde oturum izninin verilmesi, vatandaşlık değil de eğer verilecekse de yine bunun eskiden olduğu gibi 1 milyon dolara getirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şöyle düşünün Nevşin Hanım, barınma ihtiyacı en temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Siz bunu dışarıda zaten alım gücü olan yabancıya, zaten biz ülke olarak dışarıdaki alım gücü yüksek olan yabancılar için tam bir yatırım merkeziyiz. Ama o bahsettiğimiz, belirlediğimiz rakamlar da aslında orta gelir grubunun, alt gelir grubunun alabileceği dairelerin fiyatları ölçüsünde TC vatandaşlığını vermeye kalktığınızda orada da ciddi bir talep artırıyorsunuz. Artan talepler bu sefer ne oluyor? Yine fiyatları artırmış oluyor. Bence orada da sektör temsilcileri olarak vatandaşlık sürecinin acaba bir oturma iznine dönüştürülmesinin daha doğru olacağını veya vatandaşlık şeyinin 400 bin dolar değil yine eskiden olduğu gibi 1 milyon dolar gibi rakamlara çıkarılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki hani tamam o işin sosyal tarafı ama 1 milyon dolarlara çıkarılsa bunun etkisi nasıl olur yine mesela konut piyasasını, onu merak ettim. Etkiler mi? O zaman en azından bu az önce söylediğim gibi orta gelir ve alt gelir grubunun alacağı dairelerin fiyatlarına bir talep olmayacağı için dışarıdan gelen vatandaşlarımız tarafından hiç olmazsa oradaki talep eksikliği belki fiyatların biraz daha dengelenmesine sebep olabilir diyebiliriz Nevşin Hanım. Peki. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi geçelim bir diğer ilk programı açarken anons ettiğim meseleye, Münevver Karabulut cinayeti. Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Ep Özdemir stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. ederim. Teşekkür Şimdi ederim. bir dönem Türkiye'nin böyle ana gündem maddesiydi ya. Ana konuştuğu olaydı. Çok acayip bir olay. Onu siz biraz hatırlatırsınız bizlere. Garip bir cinayet. Cinayetin faili olarak Cem Bey, Cem Gariboğlu cezaevindeydi. Sonra cezaevinde canına kıydığı söylendi. Fakat Münevver Karabulut'un ailesi sosyal medyada bir
bir şey görüyorlar ve diyorlar ki Cem Gariboğlu ölmemiş olabilir, değil mi? Kamuoyuna böyle yansıdı. Ne oldu? Biliyorsunuz bu Türkiye'de kurumların iflas ettiği sistemin sorgulandığı bir dosya oldu. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili de ciddi bir fikri takip ve farkındalık süreci yarattı. Yani 29 bıçak kesisi, eşi münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış, hunharca, vahşice, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayetten bahsediyoruz. Henüz 18 yaşındayken yarınları, umutları, geleceği ellerinden alınmış bir genç kız Münevver Karabulut ve 2009'da bu cinayet işlendikten sonra da Türkiye'de belki bu alanda bir fikri takip ve farkındalık süreci de yaşandı. 2015 miydi? 2009. Ha, 2009 pardon. Evet. 3 Mart 2009. Hı-hı. Sonrasında biliyorsunuz 197 gün boyunca fail kaçtı, kaçırıldı. Bir şekilde ve kamuoyunda müthiş bir takip süreci yaşandı. Yazılı görsel basındaki iletişim araçlarında. Bir dava, 11 dava oldu. Kurumlar adli tıpta, kollukta, yargıda çok önemli manipülatif girişimler olduğu, yargılamanın seyrini değiştirmeye yönelik. İşte biz orada dik durmaya çalıştık, bir mücadele götürdük. Ve nihayetinde bizim iç hukukumuzda alınabilecek en ağır cezalar alındı ve süreçte ihmali olan bütün kamu görevlileri, kolluk mensupları, adli tıp görevlileri, yargı mensuplarının hepsi de bizim başvurduğumuz, kullanmış olduğumuz hak arama özgürlüğüne ilişkin hukuki yollarla birlikte mahkum olmuş oldu. Sonrasında 2014 yılında Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar ettiği ne dair bir sabah işte Türkiye bir travmaya uyandı. Tabii bize de bu soruldu. Ne yazık ki biz evet yani yargının saygınlığı ve güvenini tartışır halde yani sosyoekonomik durumu iyi olan, nüfuzu iyi olan birisinin cezaevinden kaçabileceğini tahayyül ediyor herkes. Türkiye'deki bütün yurttaşların ortalama bakış açısı. Ailenin gördüğü o sosyal medyadaki şey neymiş? Yani neyden böyle? O yakın geçmişte 9 ay önce. Biz önce safahatini anlatayım. Ben anne ve babayı aldım ve başsavcılığa götürdüm. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte görüştük. Sonrasında soruşturma savcısına indik. Hatta soruşturma savcısı da genç bir meslektaşımızdı. Tuğba Hanım, savcı hanım. O da üniversite eğitimi sırasında bu cinayeti takip etmiş. Anneye de sarılıp ağladı, biraz da duygulandı. Bize görüntüleri gösterdi, fotoğrafları gösterdi, DNA örneklerini gösterdi, adli tıp raporunu gösterdi. Cem Gariboğlu'nun kendi evet. Canına kıymış olduğuna. Evet, anne ve baba da onu gördü ve kani olduğunu söyledi. Biz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında çıktık kapıya ve basın mensubu, meslektaşlarınız vardı, gazeteciler. Onlara anne baba da bir açıklama yaptı. Evet dedi, Cem Gariboğlu'ymuş ölen biz. Buna kanaat getirdik dedi. Akabinde yıllar geçtikten sonra bir 7 yıl, bundan 9 ay önce Nagihan Hanım beni aradı. Tabii biz çok çabuk tüketiyoruz ve unutuyoruz belki ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani o insanlar her gün bu acıyı, bu travmayı yaşamaya devam ediyorlar. Bir duvar yıkıldı ve altında bir enkaz kaldı. O enkaz anne, baba ve kardeş. İşte Nagihan Hanım MS hastası, çok sağlık sıkıntıları var. İşte Süreyya Bey'in gözünde görme problemi oldu, damarları tıkalı. Çok daha tabii. Ciddi rahatsızlıkları var. Hani burada dillendirmeyeyim. Kardeşi Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu ülkede yaşamak istemiyorum dedi. O cinayetin işlendiği ev kan gölüne dönmüş. Sanığın annesi gelip o evi temizlemiş. O da zaten 3 yıl ceza aldı evi temizlediği için. Orada bir koltuk var. Sembolik bir koltuk. Üzeri kanlarla dolu. Ve onu 9 ay önce birdenbire aile üzerinde oturarak gülerek bir fotoğraf verdiler kamuoyuna. O tabii bir rahatsızlık yarattı. Hem kamuoyunda hem sosyal medyada hem kamu vicdanında. Peki orada şey dendi ya Rezdan Bey, yani bu dava dosyasına bakan gazeteci arkadaşlarla da konuştum da süreç boyunca biraz şey yapmak için. İlk başta hani bu bir dini ritüel gibi bir şeye mi kurban gitti Münevver Gariboğlu falan deniyordu ya bu ailenin. Evet, mayasız ayini diyorlar ha, yani. Evet. Mayasız ayini diye bir ayin içinde yargılama yaklaşık 30 bin sayfalık bir dosyadan bahsediyoruz. 10 klasör ve çok kompleks bir dosya. Mahkeme acaba bunun gerekçesi nedir bu cinayetin diye düşündü. Bir tanesi 18 yaşına gelmiş genç bir kız, bakire bir kızı öldürüp katledip rüştünü ispat eden işte bir genç iddiası var. İşte Yahudi asıllı bir aile. Osmanlı İmparatorluğu'nda da birçok şeyin müsebbibi buymuş. Mayasız ayini. Mahkeme bunun üzerinde durdu. Böyle bir ayin mi var? Acaba bundan mütevellit mi yapıldı? İkincisi maktule direnmiş, fiziki münasebet tesis etmemiş daha önce bakire ve acaba Cem Gariboğlu ona bir şey yapmak istediği direndi ondan mı oldu? Üçüncü etki hakeza çok önemli ve belirleyici. İşte babasının böyle bir dahili var mı cinayete iştirakten yargılandı. Bu konuşuldu o süreçte çok ciddi manada. Dördüncüsü zaten cinayet öncesi bir şeye gidiyorlar. Sevgililer Günü Katliamı diye bir filme gidiyorlar. Yine testereli bir cinayet hakeza. Ve yarısında çıkıyorlar. Endişe verici bir film. Sonrasında
İşte bütün tarih bizi konuşacak, seni sevgimle boğacağım, boğacağım, saracağım, herkes bizi konuşacak diye mesajlar atıyor Cem Gariboğlu. Mahkeme yargılamanın safhasında gerekçeyi netleştiremedi ama ben şuna eminim, bir uyuşturucu yarıcı madde etkisi olmaksızın böylesine hunharca vahşice bir cinayet işlenilemez. Henüz yaşıyorken kafası bedeninden ayrılan bir genç kız ve ölümden sonra o ölümün rahatlığıyla Bahçeşehir'den Etiler'deki babaannesinin önündeki eve gidiyor. Çöp konteynerına gitar kılıfını bırakıyor ve valizi bırakıyor. Çünkü kafası Makdule'nin gitar kılıfında, vücudu Cem'in pozisyonunda, hakeza valizde. Bırakıyor, ondan sonra da arkadaşlarıyla kahve içmeye, işte bir reklam olmasını söylemeyelim, bir alışveriş merkezine gidiyor. Etiler'de çok bilinen bir alışveriş merkezine gidiyor. Dolayısıyla yani bir uyuşturucu yarıcı maddenin etkisi ve tesiri altında olmadan olmaz. Peki bunu tespit edemedik. Evet. İşte. Hani böyle bir acayip satanist bir ayin falan diye. Peki onu şunun için soracaktım. O sarı koltukla bir mesaj mı verilmeye çalışıldı acaba? Şimdi yani o bilinçli bir tercih mi değil mi, ama neresinden bakarsanız bakın. Yani kabul edilemez. İnsanın insan olma vasfına aykırı, gayri vicdani bir davranış. Bir defa kan gölüne dönmüş bir evdeki o eşyayı nasıl kullanabiliyorsunuz? Yani insan kullanılabilir bir şey mi ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir ruh halidir yani? Bunu tanımlamak için özneden yola çıkıyorum, yükleme doğru tıkanıyorum. Buna hangi kafanın ürünüdür bu? Şey mi Rezan Bey? Nasıl mesela onunla ilgili bir ifşaat yapıyorsunuz? Aile hep oğullarının suçsuz olduğuna mı inandı? Hani bilirsiniz ya yani. Bir insan çok ürpeci bir şey yapar, çok üzülürsün ama mesela. Bu hani, dosyada aile oğullarının suçsuz olduğuna inanamaz. Haksız tahrik savunması yapıldı. İşte o dönem Mehmet Nida Gariboğlu'nun müdafiği Metin Fevzioğlu'ydu. Ankara Barosu Başkanı'ydı. Cem Gariboğlu'nun müdafiği de işte Aytekin Kaya meslektaşlarımızdı. Onlar bir haksız tahrik savunması, erkekliğime laf söyledi. İlk orada başladı zaten bu ezber kurgu, cezayı minimize etmeye yönelik işte erkekliğime laf söyledi. İşte mini etek giyiyorsun dedi, tehdit etti, başkasıyla görüşemezsin dedi. Orada da dedi ki bir başkasıyla görüşüyordu, telefon kayıtlarına bakıldı, onun gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. O haksız tahrik savunmasının erkekliğime laf söyledi dedi, onun gerçek dışı olduğu hakeza ortaya çıktı. Eylem sabit, sübutta hiçbir tartışma yok. Testere evde bulunmuş, ev kan gölüne dönmüş. Kaldı ki Cem Gariboğlu duruşmada, çapraz sorguda CMK 201'e göre sorduğunda gözlerin içine bakarak zaten cinayeti de ikrar ediyor. Çok pişman olduğunu, keşke ben ölseydim diyor. Yani aile nasıl bunu konduramayabilir? 197 gün kaçtığı için kan kıl numune örneklerinden uyuşturucu yarıcı madde etkisi tesiri altında işleyip işlemediğini tespit edemedik. Veya mahkeme de tespit edemedi. Belki de kaçmasının mantığı biraz da buydu. Bunu gizlemek, bertaraf etmek belki de buydu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bunu konduramamak mümkün değil. Fakat böylesine bir hunharca vahşice cinayetten sonra, yani kafası yaşarken Ali Tıp raporuna göre kesilmiş bir genç kız, 29 bıçak kesisi, 5 münferiden öldürücü, ev kan gölü ve siz o kanepeyi alıp yeni taşındı, o evi de terk ediyorsunuz, başka bir eve taşınıyorsunuz ve onun üzerinde kamuoyuna bir işte gülücüklü bir fotoğraf veriyorsunuz. Ya bu bilinçliyse söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bilinçsizse yani. De bir değişik. Yani. Bilinçsizse de böyle bir ihmal, böyle bir düşüncesizlik, böyle bir şey olabilir mi? Yani bilinçsizse de ortada patolojik bir durum var açıkçası. Şimdi bakın, Muharrem Palas izleyicimiz demiş ki Cem Gariboğlu diyor sanırım bir yıldan fazla kaçak yaşadı, sonra teslim oldu. Teslim olma 197 sebebi gün. 197 gün. Teslim olma sebebi fazla hapis yatmayacağı içindi. Aile çok zengin, büyük ihtimalle kaçırıldı diyor. Şimdi başka bir izleyicimiz Eda Soykan da diyor ki evet bence de kaçırıldı, ben de size katılıyorum de. Şimdi bir yandan chatte de herkes bunları konuşuyor da onun için size aktarmak istedim. Siz belki hani şöyle bir defa bizim iç hukuk sistemimizde alınabilecek en ağır ceza alındı. Yani biz o süreçte çok ilginç şeylerle karşılaştık. Cem Gariboğlu kemik yaşı tespitini yaptırdık. Kartal Devlet Hastanesi'ne yolladık. Nüfus kayıtlarına baktırdım. Onun üzerine sahtecilik incelemesi yaptım ama 29 Ekim 91 doğumlu. Dolayısıyla cinayet işlediği tarih itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş. Hrant Dink'i katleden kişi 21 yıl ceza alırken onunla aynı hukuki durumda olan Cem Gariboğlu Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre cezası 18'den 24 yıla kadar iniyor. 18 yaşını ikmal etmediği için cinayet işlediği tarihte. Bizim hukuk sistemimizde alınabilecek en ağır cezayı aldı, 24 yıl. Takdir indirim sebepleri, yani kamuoyunda ihal indirim olarak bilinen sebepler uygulanmadı, haksız tahrik uygulanmadı. Dolayısıyla alınabilecek maksimum cezayı aldı. Şunu söylüyorsa kıymetli izleyicimiz, o konuda hemfikiriz. O tarih itibariyle cinayete iştirakten babası da yargılanıyordu. Onun tahliye edilmesi için Cem Gariboğlu pazarlık ve müzakereyle teslim edildi. Bu bir yaklaşımdır, bir iddiadır. Yani makul, rasyonel ama düşük ceza alacaktı. Mümkün değil, bizim iç hukukumuzda alınabilecek en ağır ceza alındı.
Yani orada kolluğun kamera kayıtları kırıktır diyor. Biz gidiyoruz cinayet mahalline 6 ay sonra bütün kamera kayıtlarına bırakıyoruz. Aslında kırık değil, silinmiş ve hard diski atılmış. Cinayetin en önemli delili olan testerede. Orada öncesinde testere alıyor, geliyor, sonrasında maktuleyi alıp eve getiriyor. Saat 15.00'da eve giriyorlar, 18.46'da da çıkıyorlar arka kapıdan. Kameralar kırıktır diyor, kolluk tutanak tutuyor. Halbuki kameralar kırık değil, manuel bir şekilde silmişler. İkincisi, evde bulunan bir para var, 700 bin euro. Şikayetçi olduk, polislerden biri orta kattaydı saymadım, 40 bin euroydu. Anneye teslim ettik diyor. Biri en alt kattaydı saymadık, 30 bin euroydu anneye teslim ettik diyor. Bir diğerinin üst kattaydı, 30 bin dolardı babasına teslim ettik diyor. Para belli değil, nevi belli değil, miktarı belli değil, tutarı belli değil. Olay yeri inceleme tutanağında yok, görüntü ve kayıtlarda yok. Bununla ilgili şikayet ikame ettik. Kamera kayıtlarıyla ilgili ettik. Dosyayı okuyorum. Maktule'nin iç çamaşırında sperm. Fakat Maktule Bakire aynı zamanda adli tıp raporuna göre yani 4 ay soruşturma sürücümede kaldı. 16 kişiden DNA örneği alındı. Kamu zararı uğradı. 4 ay sonra adli tıp bize dedi ki kusura bakmayın 11 tane otopsi aynı anda yapmışız aynı masanın üzerinde. Bir başka cesede ait olan sperm kontaminasyon yoluyla aynı eldiven kullanıldığı için ilkokul mezunu bir teknisyen yapıyor. Yani bir hekim yapması gerekirken üniversite mezunu bir teknisyen tarafından yapıldığı için kontaminasyon yoluyla maktulenin iç çamaşırına bulaşmış. Özür dileriz denildi ve Minnesota Sözleşmesi o tarihten sonra yürürlüğe girdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporlarına girdi bu olay. Dönemin Cumhurbaşkanı da zannediyorum Sayın Abdullah Gül'dü. Ve artık Türkiye'de otopsiler kayıt alınmak suretiyle yapılıyor bu olaydan sonra. Mesela bu sürecin kazandırdığı Türk yargısına, ceza muhakeme sistemine, ceza infaz hukuk sistemine getirdiği yeniliklerden bir tanesi de budur. Diğer taraftan yani Adli Tıp'taki bu ilgilerle ilgili şikayetçi olduk. Çok emsal mahiyette ceza alındı. Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açtık. Türk hukuk tarihinin en yüksek tazminat kararı çıktı. Çünkü Adli Tıp kurumunun tüzel kişiliği yok. Emniyet mensupları ceza aldı biraz önceki para meselesinden ve kamera kayıtları kırıktır. Suç değerlerini gizleme, yok etme, değiştirme ve görevi kötüye kullanmadan. Mahkemeye bakıyoruz. Daha ilk celse delilleri hasretmeden baba Mehmet Nidal Gariboğlu tahliye edildi. Sonra bir araştırdık. O mahkeme başkanı 94 yılında Adana Ceyhan'da hileli iflas dosyasından aileyle ilgili bir dosyada, milyar dolarlık bir dosyada beraat kararı veren hakimmiş. Ne tesadüf ki dosya ona düştü. Orada reddi hakim istedik, dik durduk, mücadele ettik. O hakimi de değiştirdik. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Türkiye'de kurumların iflas edip sistemin sorgulandığı bir dosya oldu. Yani düşünün ki emniyette bir skandal, yargıda skandal, adli tıp kurumunda skandal. Emin olun sosyoekonomik durumu ve nüfuzu itibariyle bu aile yargılamayı manipüle etmeye çalıştı. Olağanüstü de çaba sarf etti. Fakat orada biz bir mukavemet gösterdik. Ciddi bir hukuki mücadele sizin de sayende bir ciddi bir medya şeyisi de vardı. Şüphesiz, de var. şüphesiz. O da çok önemli. Yani işte avukatların hani fikri takip, evet. O çok önemli. Şimdi mesela bir şey diyor ki bizim hukuk garibana yargılar diyor bir izleyicimiz. Yani insanlarda böyle bir duygu oluşuyor. Bir başka izleyicimiz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Yargıyla ilgili yargının saygınlığı güvenini tartışılır halde. Bu Türkiye'de belki bir kamu araştırması yapılsa gerçekten en az saygı duyulan, güvenilen erk yargı olur. Bu hepimizin utancı aslında yani. Bu kesinlikle. Hukuken fiilen kabul edilemez bir durum baktığınız zaman. Barış Bey diyor ki bir izleyicimiz. Barış Bey dedim ama hani Barış bilmiyorum Bey mi Hanım mı? Sosyal medyada Garipoğlu ile aynı hapishanede bir mahkum kimsesiz bir gencin öldürülüp cemin yerine defnedildiği söyleniyor diyor. Yani bunlar... Ya sosyal medyada iddiaları bunlar tabii bunlar, bir şey. Şimdi bunlar tabii çok... Baktığınız zaman doğru da olabilir ama manipülatif. O dönemde bize onlarca ihbar geldi. Hepsinin üzerine tek tek gittik ve fakat sonuç alınmadı. Yani geldiğimiz noktada şeyi tam anlatıyordum. Yani o siz belki o yarıda kaldı, insicamınız da bozulmasın diye araya girmek istemedim. O kanepe olayından sonra Nagihan Hanım aradı beni. Dedi ki ya sosyal medyada böyle görüntüler var. Biz bir fetih kabir yapalım mı? Yani mezarlığı açtıralım mı? Ben dedim tabii ki hukuki yollara başvurabiliriz. Ne olabilir sonuçlarında? Alternatifleri anlattım. Yani dedik ki şimdi biz böyle bir başvuru yaparsak diyecekler ki yıllar sonra işte acaba yeniden bir PR mı yapılmaya çalışılıyor falan. Bizim aile onurumuz zedelenecek, incineceğiz. Vazgeçti o günkü koşullarda. Sonra bir baktık geçen hafta pazar günü Süreyya Bey benim de haberim ve bilgim dışında yıllar sonra birdenbire böyle bir röportaj vermiş. Ben de kendisini aradım. Dedim ki bak böyle bir röportaj vermişsiniz. Süreyya Bey eğer bu konuda bir endişeniz varsa biz gereğini yapalım. Hak arama özgürlüğümüzü kullanalım. Ya dedi ki bayramdan sonrası için böyle bir şey düşünüyoruz. Talep edersiniz biz de mezarın açılmasıyla ilgili ceza muhakemesi kanunu 80. maddesinin 4. fıkrasına göre başvururuz. Mezarı açtırırız. Daha vuracaksınız. Yaptırırız. Tabii çünkü daha bayramdan sonra dedi yani bu Ramazan sonrası ben bu konuyla ilgili sizinle görüşeceğim dedi. Bir talep gelir gelmez biz başvuru yaparız gelirse şayet talep. Çünkü
sizce hani yani tabii avukat olarak nasıl söylemek istersiniz bilmiyorum ama avukat olarak ya bu artık davanın içindesiniz siz. Açılmalı mı Cem Garipoğlu'nun mezarı? Şimdi bir ben avukatım, yargılama sürecindeyim. Ben taleple bağlıyım. Müvekkilim açılsın derse başvururum, açtırırım. Açılmasın derse açtırmam. Burada bir beis yok. Çünkü bu çok hassas. Bakın şimdi bugün açılsın inanmıyoruz diyen insanlar yarın öbür gün başvuru yaptığımızda ve mezarlık açıldığında DNA örneklerinden bunun Cem Garipoğlu olduğu tespit edildiğinde, çünkü doku alacak, kemik alacak mezar açması dediğiniz Fethi Kabir öyledir. Ceza Mahkemesi Kanunu 87.4 uyarınca. Doku örneğini alırsınız. Kemik örneklerini alırsınız. DNA ailesinin DNA örnekleriyle eşleştirirsiniz. Meç edersiniz ve ona ilişkin bir rapor gelir. Yapılacak işlem bu. Şimdi Cem Garipoğlu olduğu çıkarsa bu sefer de sosyal medyadaki arkadaşlarımız diyecekler ki bak yıllar sonra böyle bir talep dermeyen ettiniz. Bir PR mı yapıyorsunuz? Ölenin kemikleri sızlıyor. Onun manevi bütünlüğü var. Buna ne gerek var? Dolayısıyla o kadar hassas bir nokta ki ben bu konuda bir avukatlık görevini ifa etmek istiyorum. Tam ve gereği gibi ve şunu söylemek istiyorum. Müvekkil talep ederse hemen açtırırım. Talep etmezse de zaten gereğini yapmayız. Biz taleple bağlıyız. Ama biz o günkü koşullarda gittik. Tamam bir hukuk devleti değiliz ama Türkiye Cumhuriyeti yani bir muz cumhuriyeti de değil. Burası Patagonya'da değil. Yani bu kadar fazla infaz hukuku süresinin olduğu bir yerde sosyoekonomik durumu nüfuzu ne olursa olsun bir hükümlünün cezaevinden kaçması neredeyse imkansız. Evet. Genelkurmay Başkanı'nın cezaevinden kaçamadığı bir ceza ve tutuk evinde kimse kaçamaz. Başsavcı, soruşturma savcısı. Kaçmak değil de kaçırılmak olur. Kaçmak, ama kaçırılmak. Bakın yine aktörlerden bahsedeyim size. Evet. İnfaz süreleri. Başsavcı, soruşturma savcısı, infaz koruma memurları, cezaevi savcısı, adli tıp doktorları, yani adli tıp hekimleri, adli tıp savcısı. Dolayısıyla bütün bu aktörlerin bir arada olduğu, yani birini manipüle etseniz diğerini edemezsiniz. Yani bu bir hükümün cezaevinden bu koşullarda, hele Türkiye kamuoyunun takip ettiği böyle bir dosyada kaçabilmesi için bizatihi devlet tüzel kişinin kendisiyle uzlaşma içerisinde, diyalog içerisinde, fikir eylem birliği içerisinde, iştirak iradesiyle hareket ediyor olması lazım. Yani devletin bütün o devlet aygıtı dediğimiz organizmanın bütün bileşenleriyle birlikte hareket ediyor olması lazım. Yoksa o kadar farklı süreçte infaz aktörleri var ki hepsini birden manipüle etmesi mümkün değil. Orada adli tıp raporu görüldü, fotoğraflar görüldü, kendileri de kanaat getirdiler. Ama ona rağmen önemli olan ailenin vicdanen ve kamuonun vicdanen rahatlamasıdır. Buna rağmen bir başvuru yapalım denilirse ben hiç endişeye mal vermeden derhal başvuruyu yaparım. Fethi Kabir işlemini de yaptırırız. Bir adli tıp raporunun gelmesini bekleriz. Varsa hala soru işaretleri kamuoyunda bu giderilir. Yani mesela ben İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri, ben aynı zamanda yardımcı doçentim, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere de gidiyoruz. Hukukçu olarak İzmir'de bir üniversiteye gittim. 4-5 yıl önce yani 3 saat falan konuştuk. Türkiye kamuoyunun birçok önemli dosyalarını konuştuk. Oradaki genç meslektaşlar, müstakbel meslektaş adayları hala çıkıp hocam ya Cem Garipoğlu gerçekten öldürüldü mü diye sordular. Ya bugün yani chat şimdi bakın herkes öyle yazıyor yani. Yok kesin kaçırıldı, ölmemiştir. Herkes. İşte mesela bu size yargının soruyor. Peki diyorlar Rezan Bey inanıyor mu Cem Garipoğlu'nun öldüğüne diye sizin kişisel fikriniz sormuştum. Yani ben Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanıyorum. Çünkü ben fotoğrafları gördüm. Anne baba da gördü. Birlikte gördük. DNA örneklerini de gördük. Yüzü yanmamış. Mesela şimdi mesela yüzü yansa şüpheli bir ölüm olsa yine anlaşılır. Zaten bir öz bakım sorunu olduğu için Evet, mesela onu da bir anlatır mısınız? Biz telefonla konuşuyoruz. Öz bakım sorunu olduğu için tek başına tek kişilik hücrede kalıyor. Öz bakım demek temiz değil mi? Evet, kendine yani, bakamıyor. Evet, diğer hükümlüler işte onunla birlikte kalmak istemiyorlar. Kamuoyunda tanıdığı birkaç hüküm ismini zikretmek uygun olmaz belki. Tek başına kalıyor. Kantinden... Bu da çok affedersiniz araya girdim ama bu da bir hani psikolojik bozukluğa mı delalet gibi deniyor? Zaten şizoid biliyorsunuz. Yani şizoid, buna ilişkin rapor var. Ama bu ceza ehliyetini ortadan kaldıran, iyi kötüyü ayırt etme, akla uygun hareket etme yetisini ortadan kaldıran bir şey değil. Bunun üzerine de gittiler. Akıl hastası, ceza ehliyeti yok dediler ama davranışlarını yönlendirme yeteneği var. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabiliyor. Dolayısıyla akıl hastalığı mahiyetinde bir psikolojik rahatsızlık değil ama şizoid teşhisi zaten konuldu. Oradan kantinden bir poşet alıyor, bir de çamaşır ipi alıyor ki bence kantinde satılmaması lazım. Yani cezaevinde hükümlüler ve tutuklara her şey plastik biliyorsunuz, çatal kaşık bile, bağcık yok falan. Yani jilet yok çünkü kendilerine zarar vermesinler diye ve koğuştaki diğer tutuklu hükümlere. Ama her nasılsa o günkü koşullarda yönetmelik buna cevaz vermiş, bunu almışlar. Önce cama bağlıyor, ip kopuyor. Daha sonra poşet ve bir dakika kendisini sıkıyor ve ölüyor. Buna ilişkin adli tıp raporu da var böyle ölebileceğine dair. Yine
Savcılık hassasiyet göstermiş, tırnaklarından, saç kılından DNA'larını almış çünkü yüzü yanmadığı için orada. Onları mukayese elverişli bir şekilde baktırmış etraflıca, o görünüyor. Hakeza fotoğraflar çekilmişti. Normalde biz dosyanın tarafı değildik ama böyle bir endişe olabileceği için ben sorumluluğu da tek almak istemedim. Anne ve babayı götürdüm. Onlar kendileri görsün. Çünkü onların evladı ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz omurgalı bir yaklaşım gösterdik. Sonuna kadar mücadele verdik. Ciddi bir hukuki mücadele götürdük ama nihayetinde günün sonunda onların evlatları ve onların kıymetlisi, tabii, hepimizin, tabii, kıymetlisi olduğu kadar onlar da gördüler ve o tarih itibariyle böyle bir açıklama da yapmadılar. Ben şimdi çok bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum. Ama benim kişisel kanaatim kuvvetle muhtemel Cem Gariboğlu öldü. Ben böyle bakıyorum. Benim naçizane kişisel kanaatim bu. Evet. Fakat Türkiye'de yargının saygınlığı güvenliği tartışılır halde insanlar buna inanmıyor. Evet. Sosyoekonomik durumu iyi olan, nüfuzu iyi olan bir ailenin bir tutuklu hükümlü cezaevinden kaçırabileceğini söylüyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bir kişi bile aksini düşünüyorsa, anne baba aksini düşünebiliyorsa, bir ufak bir soru işareti bile varsa bana talep geldiği anda ben hemen Fethi Kabir için başvururum. Mezarın açılmasını talep ederim. Başsavcılık makamından başsavcılık da bu işlemi yapar. Varsa ailenin kafasındaki soru işaretleri de giderilmiş olur. Peki şunu soracağım. Yani bu Cem Gariboğlu'nun intiharıyla da gündeme gelmişti ama cezaevinde intihar etmek kolay mı? Cezaevinde intihar etmek normal koşullarda zor. Bir defa intihar kararı zor bir karardır. Yani intihar, bir defa cesur bir insan intihar edebilir. Yani korkak bir insan intihar edemez. İntihar etmek de günün sonunda bir cesaret gerektirir. O kararı verebilme aşamasını hiç tartışmıyorum, öncesini. Fakat intihar etme iradesi taşıyan birisi zaman, zemin, koşullar, konjonktür ne olursa olsun bir şekilde intihar eder. İşte bakın bu olayda bir poşetle çamaşır ipiyle kendi boğazını sıkarak, nefessiz kalarak intihar ediyor. Yani intihar etme niyet ve iradesi olduktan sonra koşullar, zaman, zemin ne olursa bir şekilde onun yöntemi bulunur diye tahayyül ediyorum. Yani. Düşünün, içeride bıçağın olmadığı, jiletin olmadığı, kesici, delici bir aletin olmadığı bir süreçte çamaşır ipiyle ve poşetle boğmak suretiyle intihar eden bir hükümlüden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kararı verdiyseniz artık, o yola girdiyseniz bir şekilde ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani hani mahkumlar sürekli gözetim altında değil mi cezaevinde? Bu tek başına kalıyor. Kendi koğuşunda sürekli gözetim altında değil. Yemek saatlerinde geliyor. Günde bir saat havalandırma şey boşuna çıkıyor. Şey yok mudur hani kamerayla falan izlenmez mi? Cezaevinde yani özel hayat yani. Sizin evinizin odası kamerayla izlenebilir mi yani sonuçta? Ana arterler, koridorlar, lavabo, banyo, ortak alanlar, avlu, efendime söyleyeyim. Bunların hepsi izlenir. Spor alanları falan izlenir ama koğuş dediğiniz zaman artık o muhatabınızın mahremiyeti olur. Özel alana girer, yasalarda korunur. Ya, dolayısıyla orada koğuşun içerisine kamera koymak çok unusual, olağan dışı bir uygulamadır. Bizde de o yok. Özel hayatın gizliği yani orada sonuçta o hükümlü çıplak da dolaşıyor olabilir veya işte başka bir şey de yapıyor olabilir. Lavabo, tuvalet, banyo buralarda kamera olmaz normal koşullarda. Peki size şimdi akademisyen olarak da sorayım. Kamuoyunun bu yargıya kalmamış olan güvenini nasıl tesis edeceğiz? Yani hukukun üstünlüğüne egemen kılacağız. Üstünlüğün hukukunu değil. Hukuk devletinin kuran ve kurumlarına egemen kılacağız. Ceza yargılamasının temel evrensel prensiplerine egemen kılacağız. Nüfusu, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun kimseye imtiyaz sağlamayacağız. Herkese eşit muamele yapmaya çalışacağız. Hukuk devletini sadece sözde değil özde de, eylem ve fiiliyatta da vatandaşımıza, yurttaşımıza hissettireceğiz. Suç işleyenin yanında kar kalmayacak. Hak eden cezayı alacak. Toplumda bir hukuk uygunluk şuuru oluşacak. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık felsefesiyle kimse yaklaşmayacak. Hukuk devletinin kuran ve kurumlarını hayatın her alanında hissettireceğiz. En büyük görev de tabii ki yargıya düşüyor. Yani yargıç bağımsızlığı, yargıç teminatı. Yani ne zaman hukuk devleti oluruz? Bir hakim verdiği karardan ötürü coğrafi teminat varsa ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek zorunda kalmıyorsa bir hukuk devleti oluruz. Verdiği bir karardan ötürü hakkında disiplin soruşturması açılmıyorsa bir hukuk devleti oluruz. Hakim vicdani kanaatine göre özgür bir şekilde dosyanın müdderecatı ve delillere göre karar verebilmeye ehil hissederse kendisini fiziksel ve psikolojik olarak o zaman hukuk devleti oluruz. İşte biz bunları yapabildiğimizde yani yargıç bağımsızlığı, yargı teminatı ve bunlar anayasal güvence olmaktan çıkıp eylemli olarak da derdest yargılama süreçlerinde vücut bulursa o zaman hukuk devleti oluruz. Yani bunları hayata geçirirsek hukuk devleti oluruz. Yoksa sadece anayasal bir hüküm olarak karşımızda kalır. Son bir şey daha sorayım. Muharrem Palas sormuş. Güzel bir soru bence. Diyor ki şunu soruyor. Eğer yaşıyor olsaydı Cem Gariboğlu aftan yararlanıp dışarıda mı olacaktı şimdi? Hayır olmazdı. Kasten öldürme suçları, uyuşturucu imal ve ticareti.
cinsel suçlar, yani cinsel saldırı ve Türk Ceza Kanunu 203'teki yani çocuğun cinsel istismarı suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşme hürriyetini ihlal, terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar ve anayasal düzen ve bunun işleyişine ilişkin suçlar bu son infaz düzenlemesinde istisnaydı. Bunlarda dolayısıyla infaz düzenlemesi uygulanmadı. Denetim serbestlik bakımından da uygulanmadı. Şartlı salıverme bakımından da uygulanmadı. 24 yıl ceza alan birisi bizim iç hukukumuzda kasten öldürme suçunda 16 yıl cezaevinde kalırdı. Hayır, bir yılda denetim... Şu geldi bu sorunun üzerine. Bir vardı ya, viral oldu sosyal medyada bir kadın programına çıkan, evlilik programına çıkan bir beyefendi, hatırlarsınız. Ya ben işte kader mahkumuydum, cezaevindeydim diyor. Soruyor işte neydi, işte ilk eşimi öldürmüştüm diyor. İşte bir daha düşün, yine kader mahkumuydum. Adam iki eşini mi ne öldürmüş, bir şekilde çıkmış cezaevinden, yani nasıl oluyorsa. Çok trajikomik yani. Evet, evet, herhalde ona kabul edilen sorular. Diyorsun şöyle, yani Cem Gariboğlu şu an yaşıyor olsaydı dışarı çıkar mıydı meselesi. İnfaz düzenlemesinden faydalanamazdı. Denetim serbestlik ve infaz düzenlemesinden. Çünkü kasten öldürme suçunda uygulanmıyor bu istisna. Fakat yatacağı ceza 16 yıl, 1 yıl denetim serbestlik 15 yıldı. 2025'in başında cezaevinden salıverilecekti eğer yaşıyor olsaydı. 2025'in başında. Evet, evet. Benim hesabıma göre 2025'in başında salıverilecekti. Şeyde değil zaten. Sene kaç oldu? 2022. İşte yani 2010'dan beri tutuklu olacaktı. 12 senedir. Dolayısıyla toplamda 15 yıl cezaevinde kalmış olacak. 16 yıl şartla salıverme, 1 yıl denetim serbestlik 15 yıl. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bütün ülkelerde böyle bu kadar kısa mı? Bu kadar vahşice işte. Şimdi bizde şartla salıverme 2/3. Yani diyor ki kanun koyucu, bu kasten öldürme suçunda 2/3. Sen iyi halli olarak geçirirsen, adli idari olaya karışmazsan dış dünyayla rehabilitasyon sürecini arttıracağım seni. Önce açık cezaevini alacağım. Son bir yılda denetim serbestlikten faydalanıp tahliye olacaksın diyordu. Son infaz düzenlemesiyle bunu 1/2'ye getirdiler. Kasten öldürmede değil, normal suçlarda mesela. Sahtecilik, dolandırıcılık ve yağmada. Eski sistem 2005 Haziran'dan önce de böyleydi. Denetim serbestliği de bir yıla çıkardılar. Fakat Temmuz 2020'den önceki suçlarda 3 yıla çıkardılar. İşte infaz düzenlemesi denilen o. Bu şartla salıverme dediğimiz kurum Kara Avrupa'sında, Anglo-Sakson ülkelerinde de var. Bizim ceza kanunumuzun mehazı olan İtalyan yani, ceza kanununda da var. Mesela bu tabii aynı şey değil ama Utoya Adası'nda Norveç'in bir saldırı olmuştu. Böyle bir Anders Behring Breivik diye psikopat bir adam. İşte göçmen karşıtı falan. O adada da göçmen öğrenciler vardı diye gidip böyle silahla taramıştı önüne çıkanı. Ona da 27 yıl ceza verilmişti Mehmet diye ve dünya ayağa kalkmıştı. Ya 27 yılda adam psikopatın önde gidiyor. 27 i̇şte yıl ayıtım çıkacak mı kardeşim diye de. 27 yılda yatmayacak. Gerçek içtima hükümleri. Orada da aynı şekilde oldu. Süreli ceza 27 yıl. Şimdi mesela bizde kasten öldürmeden birisi 30 yıl ceza alırsa cezaevinde 20 yıl kalıyor. Diyelim ki 15 yıl ceza alırsa 10 yıl kalıyor. Yani yağmadan 15 yıl ceza alırsa 7,5 yıl kalıyor. Bu şartla salıverme, eğer içeride adli idari olaya karışmazsa geri kalan süre için salıveriliyor şartlı olarak. Dışarıda yeni bir suç işlerse hem işlediği suçun cezasını çekiyor hem de geçmişteki infazını yakmış oluyor. Bu şartla salıverme kurumu sadece bizim infaz hukukumuzda yok, bütün dünya ülkelerinde var. Şunu tartışıyorsak, bazı suçlarda bunun miktarı daha yüksek olmalı. Bizde uyuşturucuda 3/4, cinsel suçlarda 3/4, terör suçlarında 3/4, kasten öldürme suçunda 2/3 ama diğer adi suçlarda 1/2. Anladım. Reza Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi tüyler ürperden bu mesele, Reza Bey de hakikaten çok güzel anlattı. Yani hani güzel tırnak içerisinde davayı hatırladık. Yani bugünkü gibi sağ olsun tüyler ürperten bir mesele. Şimdi tüyler ürperten bu meseleden, tüylerimizi ürperten Türkiye siyasetine geçelim. Şimdi bu hafta yine özellikle Muhalefet İttifakı'nın adayı kim olacak çok konuşuluyor. Bununla ilgili tartışmalar var. Ümit Özdağ malum işte Mansur Yavaş benim adayım diye bir tartışma başlattı. Mansur Yavaş ben hiç hoşuma gitmedi, çok rahatsız oldum, hiç böyle bir şeyle konuşmadık, ben istemiyorum Cumhurbaşkanı adayı olmayı diyor. Öte yandan seçim kanunu değişti. Şimdi ne yapacak muhalefet partileri? Temel Karamollaoğlu 3. ittifak, madem bu kanun böyle ona göre bir aritmetiğe hazırlanmamız lazım, 3. ittifak dedi. Öte yandan Altılı İttifak'ın iki yeni partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, gözler bu iki parti üzerinde, AK Parti'den kopmuş oldukları için Ali Babacan ODTÜ'ye gidecekti. Öğrenciler protesto edince gitmekten vazgeçti. Deva ve Gelecek Partisi de bu denklemde mercek altında. Şimdi bunu akademisyen, araştırmacı Nurettin Kalkan'la konuşacağım. Sayın Kalkan aynı zamanda Independent Türkiye'de de analiz yazıları yazıyor. Nurettin Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gülşin Hanım, iyi yayınlar. Siz bir tweetsel yazdınız bununla ilgili. Ali Babacan ne belki umdu bu hareketi başlatırken ve ne bulamadı ile ilgili. O tweetsel çok hani vurucu gelmişti bana. Onun için bu sorunun cevabını direkt size sorarak başlayayım.
Buyurun. Ali Babacan ve Deva Partisi bildiğiniz gibi 20 Mart 2020 tarihinde kuruldu. Şimdi sanırım ben o tweetselde de ne muhalefet seçmenine ne de iktidar seçmenine yaranamıyor meselesini irdelemeye çalıştım. Şöyle ki Ali Babacan'ın bir kere ben 3 sebep öne sürdüm. Bunlardan bir tanesi Sayın Babacan'ın muhalefetinin, muhalifliğinin bir istinat duvarı yok, bir hikayesi yok. Bunu da şöyle özetlemeye çalıştım. Şimdi Ali Bey ve Deva Partililer diyor ki Sayın Babacan 2002 ve 2015 yıllarında partide aktif görevdeyken gerekli mercilerde partinin yetkili organlarında eleştirilerini iletti, eleştirilerini sundu diyor. Ama işte bu eleştirilerin kamusal bir niteliği olmadığı için vatandaşın gözünde de özellikle muhalefet seçmeninin gözünde de bir geçer akçe olmuyor. Şöyle ki hatta onu da geçtim. Mesela 2015-2019 dönemine bakın. 4 sene Ali Bey'in neredeyse bir suskunluk dönemidir. Hatta orayı da geçelim. Partinin kuruluşuna, partiden istifa sürecine bakalım. 9 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiştir. Neredeyse ondan 9-10 ay sonra partiyi kurmuştur. Yani partinin kuruluş sürecinin de 2-3 kere tehir edilmesi ve adeta bir yılan hikayesine dönmesi daha kuruluş aşamasında Deva Partisi'ni seçmenin nezdinde bir muğlak bir noktaya, muğlak bir zemine çekmiştir. Burada şu örneği de vermek istiyorum müsaadenizle. Mesela Fazilet Partisi 22 Haziran 2001 tarihinde kapanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi 2 ay bile geçmeden 14 Ağustos 2001'de kurulmuştur. Yani Ali Babacan'ın bu sükut halinin çok uzun bir süre devam etmesi muhalefet seçmeninin nezdinde Ali Babacan'a yönelik soru işaretlerinin giderilmesine çok yardımcı olmadı. Bu Deva'ya yönelik benim ilk eleştirimdi. İkinci bir noktada şöyle bir şey var. Ali Babacan'ın eleştirileri biraz yavan kalıyor. Bunu da şöyle bir örnekle özetleyeyim isterseniz. Sayın Babacan'ın eleştirileri daha ziyade Berat Albayrak, işte Nurettin Nebati, Berat Albayrak'ın damat vasfından, Nurettin Nebati'nin liyakatini sorgulayarak böyle bu zeminde eleştiri yapıyor. Ama sadece meseleyi Nurettin Nebati ve Berat Albayrak'a getirdiğinizde o zaman şu soru hemen akıllara geliyor. Yani Naci Ağbal göreve atansa Ali Babacan için hiç sorun kalmıyor. Ya bu da çok kritik bir soru olarak Ali Bey'in önünde duruyor. Yani Ali Bey hala daha Sayın Cumhurbaşkanı'nı, ki Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, direkt muhatap alarak siyasi bir diskur, eleştirel bir diskur üretmiyor. Onun yerine daha Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil eden ya da onun bir makam ihsan ettiği kişileri sorunsallaştırarak bir anlamda eksik bir muhalefet yürütüyor. Üçüncü bir eleştirimde mesela muhalefet seçmeninin çok artık nasıl söyleyeyim, o muhalefet seçmeni için bir handikap olmuş meselelere bakalım. Mesela VAS konusundaki çıkışı çok yersiz bir çıkıştı bence. Ya da Ergenekon ve Balyoz davalarıyla alakalı geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız bir çıkışı oldu. Ya yani Ergenekon ve Balyoz meselesi artık iktidarın bile konuşmaktan hicap duyduğu konular haline geldi. İktidar mesela 2010 yılını tamamen zihninden silmek istiyor. Hala Ali Babacan'ın oraya referans vermesi, biraz post-Kemalist paradigmayı yeniden diriltmeye çalışması, muhalefet seçmenini, kendine olan, Ali Bey olan güvenini, daha doğrusu bir güven tesis edemiyor. Yani temel sorunlar bunlar Deva Partisi özelinde. Bir sorun daha söyleyeyim, çok fazla uzatmayacağım. Deva Partisi kurulurken ben kurucular kadrosuna baktım. O zaman da şöyle eleştiren bir şey yazmıştım. Deva Partisi'nin kurucular kurulunda, daha doğrusu ilk kadrosunda siyasetçilerin ağırlığı biraz zayıf kalmıştı. Halbuki bir parti, özellikle merkeze oturma vaadiyle gelen bir parti, ilk önce siyasetçilere ağırlık vermelidir. Çünkü siyasetçiler bir partiyi iktidara taşır. Akademisyen ve entelektüeller iktidarda kalmasına yardımcı olur. Teknokratlar ise iktidardayken işlevseldirler. Yani Babacan'ın kurduğu kadro teknokrat ağırlıklı bir kadro. Yani sanki Deva Partisi iktidardaymış gibi bir kadro kurdu Sayın Babacan. Son söyleyeceğim de lafı çok uzattığımın farkındayım. Merkezdeki boşluğu göze alarak bir siyasi hareket başlattı Sayın Babacan. Zaten parti programında o merkeze oturma kaygısı metnin her yerinde hissediliyor. Ama Türk siyasetinde merkezde boşluk, eğer bir kitle minvalinde bir boşluk varsa bu 2017 yılındaydı. Hatırlarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk ciddi kopuşlar
2017, 16 Nisan 2017 referandumunda oldu. Çünkü İstanbul ve Ankara hayırda birleşmişti o referandumda. Ve o dönem kurulan parti kim? İYİ Parti. Hangi parti? İYİ Parti. Oranın ekmeğini biraz İYİ Parti yeri, yani tabiri caizse Sayın Babacan biraz akşam pazarcısı olarak kaldı. Alemsiniz. Şimdi ben de aslında onu soracaktım. İYİ Parti olmasa idi mi belki? Hani o zaman hani Babacan birazdan umduğunu bulabilir miydi? Bir bunu sorayım ama şuna bağlantılı sorayım. Acaba hani bir merkez tarifi yaptınız ya siz, ya da bir merkez tarifi yapıyor muyuz, yapmaya mı çalışıyoruz şu anda Türkiye siyasetinde? Acaba Sayın Babacan Türkiye'deki merkezi 2000'li yılların başındaki gibi mi düşünüyor? Türkiye'deki merkez şu anda 2000'li yılların başındaki merkezden farklı mı? Şöyle, 2000'li yılların başındaki merkezden çok farklı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, Sayın Babacan'ın bence yanlış hesap yaptığı konulardan bir tanesi. Bunu sadece Sayın Babacan değil, Ayhan Bilge'nin de bu konuda çok yanlış bir hesap yaptığını öne sürebilirim. Çünkü herkes anketlerdeki kararsızların oranının yüksek olması, siyasete hevesli, daha önce siyasetle uğraşmış kişilerin iştahını kabartıyor. Mesela %25, %30 civarında bir kararsız kitlesinden söz ediliyor. Şahsen ben kararsız kitlesinin bu kadar çok olduğunu, bu kadar %30, yani Türkiye'de seçmenin üçte birinin kararsız olduğunu düşünmüyorum. Bunlar anketlerde yüksek çıkıyor olabilir. Bu nokta çok önemli. Bence Ali Bey de biraz böyle düşündü ama hesap etmediği şey şu oldu Sayın Babacan'ın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o Tayyip Erdoğan'ın çevresinde, daha doğrusu ona oy vermeyi, sadakatin bir gereği ya da nasıl ifade edeyim, vatani bir görev gibi düşünen azımsanmayacak kitleler. Tayyip Erdoğan'ın en büyük mahareti zaten bu kitleyle arasında bir özdeşlik kurmuş olması. Yani kendine oy vermeyi önemli bir kesimin nezdinde alışkanlık haline getirdi. Ki ben bugün bu yayına çıkmadan evvel Mart ayında kamuoyuyla paylaşılmış anketlere baktım. Yani en kötü senaryoda bile bizim yapısal reformlar projesi, özgürlük araştırmalarının o projesini hazırlayan Tanju Hoca 5 tane senaryo, galiba 5 senaryo hazırlamış. O simülasyonlarda bile en kötü oranıyla 3'te 1 hala AK Parti'de. Yani bu çok büyük bir oran aslında. İktidarların yıpranacağı tezini varsayacak olursak, tezinin geçerliliğini varsayacak olursak çok büyük bir oran. Hala da Tayyip Erdoğan'ın liderliği o konuda çok güçlü. O noktada çok güçlü. Yani bir dağılma hali yok. AK Parti'den kopuşlar var. Dediğim gibi bunun biz ilk emareleri 2017'de, sonra 2019 yerel seçimlerinde gördük. Emareler var ama hala da AK Parti'deki o %20 ya da %30 her neyse, onun başka bir partiye kanalize olmasını sağlayacak bir ortam yok. Ama 2002 yılında öyle değildi. 2002 biraz daha farklıydı. Zaten Türkiye bir doğal afetle karşılaştı. Çok yıkıcı bir ekonomik kriz oldu. Şu an hala bir ekonomik kriz var ama iktidar bir şekilde kendisine oy veren kitleyi sübvanse etmeyi başarabiliyor. Aslında onu soracaktım. Onu soracaktım. Hani muhalefeti niye ikna edemiyor Babacan? Sıraladınız. Peki AK Parti seçmenini niye ikna edemiyor? Yani deva da gelecekti aslında. Evet. Aslında ben sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Ben Gelecek Partisi'nin biraz daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum siyaseten. Deva Partisi'nin şu an için, şu an sergilediği performansta çok uzun ömürlü bir siyasi hareket olacağını düşünmüyorum. İktidar seçmeninden neden oy alamıyor? Çünkü şöyle söyleyeyim, iktidar seçmeniyle ben onların tavırlarını gözlemlediğimde şöyle bir soruyla karşılaşıyor Sayın Babacan. Zaten Kazan'daki, hatırlarsanız Kazan'a gitmişti, orada ciddi tepki görmüştü kendisi. Şimdi eğer AK Parti'nin siz siyasi politikalarına, politika setlerine karşısanız, şu an kendisi de eleştiriyor ya otoriterleşmeyi, hukuksuzluğu vesaire. O zaman neden 2019'u beklediniz? Bunu muhalefet seçmeni de soruyor. Yani Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu illa bir ekonomik krizin, hatta yerel seçim mağlubiyetinden sonra sahne almaları biraz hem iktidar seçmeninde hem muhalefet seçmeninde ilk başta dediğim soru işaretini yaratıyor. Bir de şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'ın liderliği hala daha çok güçlü. Ali Babacan hala daha iktidar seçmeninde Tayyip Erdoğan'ın işte bir makam bahşettiği, Davutoğlu da bu daha belirgin, işte başbakanlık verdiği, makam bahşettiği bir figürler olarak değerlendiriliyor. Yani özgür ağırlıklı bir, sadece bu Ali Babacan ve şeyde değil, Davutoğlu'nda değil. Tayyip Erdoğan, hatırlıyorsanız, iktidara geldiğinde
ilk insanlar işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kaybın partisi olarak kodluyorlardı. Yani oradaki tek adam kültü hala daha çok kesif. Oradan bir kopuş olur mu? Deva ve Gelecek Partisi'nde olmuyor. İyi Parti oluyor ama. Ya işte herhalde öyle bir mesela İyi Parti'de neye oluyor, Deva Gelecek'te niye olmuyor meselesini belki biraz açarız. Orada şey ikileminde kalıyor Deva ile Gelecek herhalde. Şimdi muhalefet seçmenini ikna etmek için AK Parti'yi, işte AK Partili yılları eleştirmeleri, bir öz eleştiri yapmaları bekleniyor. Mesela bu sefer bunu yaparlarsa AK Parti seçmenin oyunu alamayacaklarını düşünüyorlar anlaşılan. Evet. O zaman da AK Parti seçmenin oyunu alamayacaklarını düşünüyorlar. Şu noktaya bir de temas etmek istiyorum izninizle. Şimdi bu bugün Temel Bey bir üçüncü ittifaktan bahsetti ya. Evet. Onu da konuşacağız belki ama. Tabii. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi altılı masaya baktığımız zaman. Şimdi Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Şu an Deva ve Geleceği biraz hariç tutalım. Şimdi baktığımız zaman Saadet Partisi'nin bir fonksiyonu var. Şimdi Saadet Partisi'nin fonksiyonu ne? O da şu. Hatırlıyorsanız 2017 referandumunda Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, Saadet'i kendi saflarına çekebilmek için çok hummalı bir gayret göstermişti. Bunun sebebi Saadet Partisi'nin %1'lik minik oy oranı değil. Küçümsemek için söylemiyorum. Hani realite bu. Bunun sebebi Saadet Partisi'nin bir marka parti olması ya da Büyük Birlik'i yanına çekmesindeki amaç da bu. Hani Büyük Birlik ve Saadet eğer muhalefet saflarında yer almasaydı, İşte PKK da hayır diyor, HDP de hayır diyor, CHP de hayır diyor. Yani İYİ Parti de buna dahil. Daha kolay bir söylem kurgulayacaktı. Yani antagonizmayı oluşturacaktı o düşman cephesi. 70'li yıllardaki milliyetçi cephe gibi, yani 50'li yıllardaki vatan cephesi gibi. Bunu tam yapamadı. Burada Saadet Partisi'nin kimliği ve markası çok önemli. Hı-hı. Çünkü Saadet Partisi'nin böyle bir fonksiyonu var. İYİ Parti'nin böyle bir fonksiyonu var. Millet İttifakı içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakeza oradaki en büyük, yani en fazla oy oranına sahip olan ve organizatör olan bir parti vasfı var. Demokrat Parti'nin de yine işte tarihsel bir referansı var. O da aynı Saadet Partisi kabilinden okuyabiliriz. Şimdi Deva ve Gelecek Partisi'nin böyle kadar altılı masaya, bu ben şeyi hep onu başta söyleyeyim, değerli buluyorum. Bu parlamenter sistem çalışmalarını, bu altılı masanın bir araya gelmesine her şeye rağmen değerli buluyorum ama Deva ve Gelecek'in o entelektüel katkı dışında ben bir siyasi katkısını göremiyorum altında. Bunu da vurgulamış olayım. Bu noktada söylemek istediğim bir şey daha var. Şeyi ekleyip soracaktım. İyi Parti niye, hani AK Parti seçmeni niye İyi Parti'ye kayıyor da Deva Geleceğe kaymıyor? O herhalde Tayyip Erdoğan'a ihanet etti gibi mi görüyorlar bu isimleri? Ya bir de şöyle, Meral Akşener çok zor bir zamanda kolları sıvayarak, yani sadece tabelaya asarak, sadece tabelaya asarak tabii %10 oy oranına ulaşmadı ama yani FETÖ'cülükte itham edilmeyi göze aldı, partisinden kovuldu. Yani Meral Akşener bir de seçmene bir mücadelesini ortaya koydu. Yani o mücadeleyi verdi. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu burada biraz tenzih etmek isterim ama Sayın Babacan böyle bir mücadele vermedi açıkçası. Yani Babacan'ın muhalifliği biraz şöyle oldu. Merhaba, ben artık muhalifim. Hani bu da insanların ikna olmasına yeterli olmuyor. Yani hadi biraz şey mi bekler seçmen? Hani bedel ödemiş siyasetçi mi bekler? Tabii. Mesela bugün dikkat edin, Davutoğlu'nun bir hararetli konuşması vardı. Twitter'a da görmüşsünüz. Evet. Siz de. Mesela ona yapılan yorumlar bile, mesela Sayın Babacan'ın yaptığı açıklamalara bakıldığında ona bile daha fazla destek var, teveccüh var seçmende. Biraz bu. Bir de şunu da tabii söylemek lazım. Şimdi İYİ Parti öyle ya da böyle milliyetçi bir seçim, milliyetçi seçmene de hitap ediyor. Şimdi kemik kadroları, milliyetçi kadrolar ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ve daha önce Milliyetçi Hareket Partili olup uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren milliyetçi muhafazakar dediğimiz kesim için de Deva Partisi doğru bir adres değil. İYİ Parti daha doğru, onların tezlerini daha somut bir şekilde dile getiren bir parti. Maalesef Deva Partisi öyle bir parti değil. Ha şunu da söyleyeyim. Deva Partisi'nin zaten böyle bir iddiası da yok. Hani Deva Partisi de oturan, herkesten oy almaya çalışan bir parti olarak kendini tarif ediyor. Ama maalesef şu an o ivmeyi kazanamadı. Anketlerde böyle görünüyor. O zaman siz şeyi öngörünüzde sorayım şimdi bugün Temel Karamollaoğlu'nun çıkışıyla beraber. Seçime kadar bu altılı ittifak bir şekilde bir arada kalmayı becerebilecek mi, yoksa ne beklemek lazım? En sonunda bunu sormuş olayım.
Tamam. Şöyle bu soru şu an biraz durabilir mi? Bir şey daha söyleyeceğim çünkü. Tabii. Şimdi Deva ve Gelecek Partisi ile alakalı bir handikap daha var. O da şu. Diğer dört parti daha önce bir seçim hukuku, seçim alışverişi yapmışlar. 2018 seçimlerinde milletvekili kontenjanlarının sorun, illaki sorun olmuştur ama kamuoyuna yansıyan bir sorun olmadı. Daha önce bu partiler alışveriş yapmışlar. Seçim özelinde bir hukukları var. Birlikte bir seçim dönemi geçirmişler. Şimdi Deva ve Gelecek Partisi'nin böyle bir tecrübeleri de yok. Öyle bir tanışıklıkları, alışverişleri olmamış diğer dört partiyle. Seçim sonrasında, daha doğrusu seçim ailine girildiğinde özellikle milletvekilleri kontenjanlarının belirlenmesi açısından Deva ve Gelecek Partisi'ni çok umduklarını bu noktada hemen şunu da söyleyeyim. Deva Partisi'nin zaten İyi Parti ile kavga etmesi de özellikle Deva kadrolarının çok yersiz gibi eğer birlikte gireceklerse seçime İyi Parti'nin Afyon, Konya, Kayseri'deki kontenjanına Deva Partisi'nin ihtiyacı olacak. Bir sorunuza gelecek olursam birlikte yol yürünür mü? Şimdi burada seçim kanununun değişmesi özellikle küçük partileri büyük bir boşluğa düşürdü. Şimdi küçük partilerin birbirleriyle ittifak yapmaktan başka bir çareleri yok. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hem Saadet Partisi, hem İyi Parti, hem Deva Partisi, hem de Gelecek Partisi şunu İyi Parti değil pardon Saadet, Deva ve Gelecek şunu düşünüyorlardır. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ekonomik kriz daha da derinleşirse, izleyicilerimiz daha ne kadar derinleşecek diyebilir ama en kötü diye bir şey yoktur. Hani kötünün de kötüsü illaki vardır. Maalesef. Tayyip Erdoğan'ın kişisel karizması etrafında kümelenen seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de güvenmeyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de daha önce hiç oy vermemiş, o tarihi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni muarız, düşman olarak kodlayan seçmen bize kayabilir mi? Seçim döneminde böyle bir rüzgar yakalayıp %7 hatta bunu daha yukarılara da taşıyabilir miyiz? Bu bence hem Deva Partisi'nin zihninde var. Şunu da unutmayalım. Deva Partisi ve Gelecek Partisi henüz Millet İttifakı'na dahil olmadı. Seçim İttifakı'na. Sadece masa parlamenter sistem özelinde bir uzlaşma var. Yani Doğru. seçime beraber girecekler mi? O net değil. Doğru. Bunu hem Deva Partililer düşünüyordur, hem Gelecek Partililer düşünüyordur, hem de Saadet Partililer. Yani orada potansiyel bir ganimet var. Yani buna vehmediyorlardır kesin. Üçüncü ittifak senaryosunu Temel Bey bir bu kabilden ortaya atmış olabilir. Bir de İyi Parti nezdinde elini güçlendirmek için. Çünkü 2018'de çok sınırlı sayıda bir milletvekili elde edebilmişti Saadet Partisi. Bir de bu motivasyonla söylemiş olabilir. Ama benim şahsi kanaatimi soracak olursanız eğer, üçüncü ittifak şu anki senaryoda çok makul bir tercih olarak görünmüyor. Bir %7 çok kolay aşılabilecek bir oran değil. Açtıklarında da Doğru. 15-20 milletvekilleri arasında 17-18 milletvekili kazanıyorlar. Ben bugün bir simülasyondan hesaplamaya çalıştım. Öyle çok bir vekil de kazanıyorlar. Dolayısıyla bence üçüncü ittifak için biraz daha iyi düşünüp iyi tartılması lazım. Üçüncü ittifak meselesinin bu Cumhur İttifakı'na da yarayabilir. Zaten Cumhur İttifakı'nın bu sistemi getirmesindeki en büyük espri şu %10 barajı 2015 yılında Türkiye'de anlamsız kaldı. Çünkü o barajın en önemli şeyi, sebebi, durmasının sebebi HDP'yi sistem dışı bırakmak. HDP onu o eşiğe açtı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tatmin olacağı bir seviyeye çekildi %7'ye. %7 barajını bir sebebi de seçim kanunu. İşte bu Evet. ben küçük partilerin kafasını biraz karıştırma hamlesi olarak da görüyorum ve o hamle de şu an tuttu. Evet, herkes böyle analiz ediyor. Çok teşekkür ederim Nurettin Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Daha seçime kadar belli ki biz bu muhalefet ittifa meselesini uzun uzun konuşacağız. Şimdi tabii hep bir yandan hem kamuoyu hem siyasetin diğer aktörleri bu altılı masayı özellikle Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya ettirmek istiyor. Hep tartışma bunun üzerinden yürüsün baskısı var ama öte yandan da bu altılı masada muhalefet partileri de ya aday üzerinden konuşmayalım, biz başka bir şey yapmaya çalışıyoruz, prensipler üzerinden konuşulsun istiyoruz. Altı parti biz bir araya geldik, bir strateji geliştiriyoruz, bunun üzerinden konuşalım diye onlar da hep orada tutmaya çalışıyorlar tartışmayı ama işleri zor gibi görünüyor diyoruz ve bu haftalık bitiriyoruz. Haftaya görüşürüz. Thank you.